Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Tamam. İyi işti Robbie. Bu havacı olmalı. Havacı mı? Evet, itfaiye kurumunun yeni helikopteri. Çok havalı. Hadi ona seslenelim. Merhaba havacı. Merhaba. Adımı nereden biliyorsunuz? Tayo senden çok bahsetti de. Demek Tayo'nun arkadaşısınız. Evet. Benim adım Gani. Evet. Benimki de Robbie. Tanıştığımıza sevindim. Bak ne diyeceğim. Şu an işin yoksa bizimle burada oyun oynamak ister misin? Oyun mu? Burada mı? Üstümüz biraz kirli değil mi? Temizlik yapıyorduk da. Üzgünüm çocuklar. Belki daha sonra. Hoşça kalın. Havacı. Gitti ama. Cesur helikopter havacı. Güneşli bir öğleden sonra ve Tayo neşeyle köprüden geçiyor. Ne kadar güzel bir gün. Bu pet. Orada neler oluyor acaba? Gidip baksam iyi olacak. Bu çok kötü. Ne olacak şimdi acaba? Rookie, Pet. Tayo. Neler oluyor burada? Şuraya bak. Yardım edin. Yardım edin. Olamaz. Zavallılar suya düşmek üzereler. Birazdan burada olması lazım. İşte orada. Adı Havacı. Yeni helikopter. İtfaiye kurumuna ait. Kurtarışa geçiyorum. Şuna bak. Bravo. Harika. Çok iyiydi. Çok iyi. Harika bir kurtarıştı. Harika bir kurtarıştı. Çok iyiydi Havacı. Sağ ol. Affedersiniz. Gerçekten inanılmaz bir kurtarıştı. Evet. Sağ ol. Ben vazifemi yaptım. Yoksa çok zor kurtulacaklardı. Adım Tayo. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Ben de öyle. Şimdi işe dönmek zorundayım. Sonra görüşürüz. Tamam. Güle güle. Yolculuklar. Güle güle sonra çocuklar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ne kadar havalı. Bugün harika bir şey gördüm çocuklar. Harika mı? Neymiş o? Az önce bir helikopter zor durumda kalmış insanları kurtardı. Bir helikopter mi? Evet. Adı Havacı. Kurtarma ekibinin yeni üyesiymiş. Gerçekten muhteşemdi. Gökyüzünden süzülerek indi ve suda mahsur kalan insanları kurtardı. Gerçekten mi? Gerçekten harikaymış. Artık Havacı'yla tanıştığıma göre bir dahaki sefere onu gördüğümüzde sizi de tanıştırabilirim. Harika. Onunla tanışmayı çok isterim. Evet ben de. Karşılaştığımda ona şöyle diyeceğim. Merhaba. Ben Tayo'nun arkadaşım Leni. Gerçekten mi? Neden? Ne var bunda? Küçük otobüsler Havacı'yla tanışmak için can atıyorlar. Ertesi sabah Leni kendi güzergahında ilerliyor. Bu Havacı olmalı. Senin adın Havacı değil mi? Havacı! Beklesene! Seninle konuşmak istiyorum. Havacı! Benimle konuşmaya bile tenezzül etmiyor. Demek öyle. Gani oyun alanının temizlenmesinde Robbie'ye yardım ediyor. Tamam. İyi işti Robbie. Bu havacı olmalı. Havacı mı? Evet, itfaiye kurumunun yeni helikopteri. Çok havalı. Hadi ona seslenelim. Merhaba havacı. Merhaba. Adımı nereden biliyorsunuz? Tayo senden çok bahsetti de. Demek Tayo'nun arkadaşısınız. Evet. Benim adım Gani. Evet. Benimki de Robbie. Tanıştığımıza sevindim. Bak ne diyeceğim. Şu an işin yoksa bizimle burada oyun oynamak ister misin? Oyun mu? Burada mı? Üstümüz biraz kirli değil mi? Temizlik yapıyorduk da. Üzgünüm çocuklar. Belki daha sonra. Hoşça kalın. Havacı. Gitti ama.
Belki çok kirli olduğum içindir. İşte geldik. Ah, çok yorgunum. Merhaba havacı. Sen kimsin? Ben Tayon'un arkadaşı Rogi'yim. Seninle tanışmak için epeydir burada bekliyordum. Ah evet anlıyorum. Gerçekten uçabiliyorsun. Harika bir şey bu. Dur. Fazla yaklaşma. Gerçekten harikasın. Uzak dur benden. Yani? Çok kabasın. Bir dakika dur. Herkese merhaba. Bir sorun mu var çocuklar? Ne oldu size? Önemli değil. Önemli değil diyemezsin. Havacı hepimizin kalbini kırdı. Efendim? Belki 10 defa ona seslenmeme rağmen dönüp yüzüme bile bakmadı. Ayrıca hani birlikte oyun oynayalım dediğinde arkasını dönüp gitmiş. Sahi mi? Evet. Sanırım temizlik sırasında çok kirlendiğim için beni beğenmedi. Bana da yaklaşma, uzak dur benden dedi. Ne? Olamaz. Ama oldu. Kendini bizden çok daha üstün görüyor. Hayır, imkansız. Gidip bunu onunla konuşacağım. Küçük otobüs dayı. Havacı. Havacı. İşte orada. Havacı, benim Tayo. Ne? Beni görmezden mi geliyor? Havacı! Hey! Tayo, ne yapıyorsun burada? Seslendiğimde beni duymadın mı? Hayır, kusura bakma. Pervanem çok gürültü çıkardığı için sesleri duyamıyorum. Ne? O zaman belki... Bu sabah arkadaşım Lenin'in sana birkaç kez seslendiğini duymadın mı? Hayır, herhalde gürültü yüzünden onu duymadım. Tahmin etmiştim. Peki Gani birlikte oyun oynayalım dediğinde neden onu reddettin? Temizlik yapan çocuk mu? Hadi durdukları oynayalım. Yere biraz daha yaklaşsaydım topladıkları tüm çöpü etrafa dağıtabilirdim. Yazık oldu. Aslında ben de oynamak istiyordum. Demek o yüzden. Peki neden Rogi'ye senden uzak durmasını söyledin? Rogi mi? O bana fazla yaklaşmıştı. Pervaneme çarparsa yaralanabilir diye düşündüm. Bu yüzden istemeden ona bağırdım. Sonra da çok üzüldüm. Demek hepsi yanlış anlamadan ibaretmiş. Arkadaşlarım büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü bunları bilerek yaptığını sanıyorlar. Anladım. Onlarla konuşalım. Gidip bu sorunu çözelim. Ama... Hadi! Tayo... Bu yanlış anlamayı düzeltsek bile benimle arkadaş olmak istemeyeceklerdir. Ne? Bugüne kadar hep böyle oldu. Bu kadar da değil. Sadece farklı göründüğüm için değil, karada sizler gibi gidemediğim için de. Her zaman yalnız kalmaya mahkumum. O yüzden benim için bu kadar zahmete girmene gerek yok Tayo. Havacı, O zaman gidip onlarla tek başıma konuşurum. Ha? Tayo. Ne? Hadi canım. Doğru söylüyorum. Yani ona kızmamalısınız. Madem öyle neden bize gerçeği kendisi gelip anlatmadı? Gördün mü? Kendini bizden çok daha üstün görüyor. Yapmayın çocuklar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben yapmaya gidiyorum. Çocuklar ama... Ertesi sabah Tayo kendi güzergahında ilerliyor. O problemi çözmek için ne yapabilirim? Yangın var. Uzak durun. Çok tehlikeli. Çocuklar. Binanın tepesinde korkunç bir yangın var. Biliyorum. Arkadaşlar. Nori. Başımız dertte. Hena yanan binanın içindeydi. Ne? Onu binanın önünde bıraktım. Sahi mi? Çocuklar bakın. Hena! Gerçekten o bina dertmiş. Hena! Olamaz. Oraya yetişmiyor.
Hayır. Ena! 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 Havacısın! Yaşasın harika! Ena'nın başı nerede? Helikopter havacı kurtarışa geçiyor. Olamaz. Dumandan dolayı Hena'ya yaklaşamıyor. Onun için de çok tehlikeli. Bunu başarabilirim. Dumanın içine daldı. Havacı lütfen kendine dikkat et. Kurtuldular. Yaşasın! O kadar korktuk ki Hena. Ben iyiyim çocuklar. Havacının sayesinde kurtuldum. Sonra görüşürüz. Hey dur! Hena'yı kurtardığın için teşekkür ederiz. Sana minnettarız. Teşekkürler. Hiç önemli değil. Ayrıca özür dileriz. Evet. Başından beri seni hep yanlış anladık. Evet. Seni o şekilde yargılamamız hiç doğru değil. Özür dileriz. Önemli değil. Kendimi doğru ifade edemediğim için üzgünüm. Ama isterseniz arkadaş olabiliriz. Çok isteriz. Bu harika bir şey. Avacı, ben de yine arkadaşlarından biri olabilir miyim? Evet, ben de arkadaş olmak istiyorum. Gördün mü Havacı? Yeni arkadaş edinmek zor bir şey değilmiş. Arkadaşlar, bunu ben de çok isterim. Sağ olun çocuklar. Cesur helikopter Havacı sonunda kendine birçok yeni arkadaş buldu. Bundan böyle hiç yalnız kalmayacak. Hadi neşeler Frank. Gani bir sabah erkenden itfaiyeyi ziyaret eder. Merhaba arkadaşlar. Gani. Merhaba Gani, ne var ne yok? Ben... Vay canına. Gerçek bir itfaiye aracı. Tanıştırayım Jun. Frank'i görmek istedi. Ben de onu buraya getireyim dedim. Öyle mi? Evet, itfaiye araçlarını çok ama çok severim. Tanıştığımıza memnun oldum Jun. Bizi ne zaman istersen ziyaret edebilirsin. Eliz, hadi hemen gidelim. Tamam. Doğru, hadi biz de gidelim. Yangın yayılıyor galiba. Frank! Bundan sonrası bende. Hadi bakalım. Hayır. Eyvah, su alevlere yetişemiyor. Ne yapsam acaba? Baba! Endişelenmeyin arkadaşlar. Yaşasın! 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 Gördün mü? Harika! Aferin Frank. Ben hiçbir şey yapamadım ki. Baba, en büyük sensin. Başka büyük yok. Frank'ten milyonlarca kez daha iyisin. Evet, doğru. Frank, çok iyiydin bugün. Evet, John çok haklı. Boş ver, takılma sen bunlara. Çocuklar, eksik olmayın. Bir dahaki sefere çok daha başarılı bir şekilde yangını söndüreceğim. Ertesi gün Frank çok sıkı bir şekilde çalışır. Yetişemiyorum işte. Kendini çok fazla zorlama, bozulacaksın. Hayır, daha fazla çalışmalıyım. Yüksek binalarda çıkan yangınları da söndürebilmeliyim. Frank! Çocuklar. Ne işiniz var burada çocuklar? Burada alıştırma yaptığını duyduk. Sana herhangi bir şekilde yardımcı olabilir miyiz Frank? Ben de yardım etmek istiyorum. Öyle mi? Ama... Neden olmasın? Seni sevdikleri için yardım etmek istiyorlar. Pekala. Hadi o zaman başlayalım. Evet. Frank'i ben çalıştıracağım. Gani ile Jun gönüllü olarak Frank'in alıştırma egzersizlerine yardımcı olur. Oh.
olmuyor. Frank! Hı? Hadi Frank, neşelen! Frank! Frank! Pekala, bir daha deneyeceğim. Başardım. Hayır, olamaz. Oh, özür dilerim. Harika. Hadi bu sefer biraz daha uzağa koyalım. Vay canına, başardı. Artık uzun binalarda çıkan yangınları da söndürebilirsin. Evet, sanırım. Hı? Şehir merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ve kurtarma ekibi olay yerine. Pekala, yaptığım alıştırmalar işe yaramış mı? Şimdi göreceğiz. Pet, Rocky. Frank, yangın şu binada. Söndürebilecek mi acaba? Emin değilim. Bu bina diğerinden daha da yüksek. Yapabilirsin. Hadi başlıyoruz. Bu kadar içerisi boşuna yapmamış. Başardım. Ha? Frank, çatı hala yanıyor. Hayır, olamaz. Söndürmemiz lazım. Eyvah! Yetişemiyor, çok yüksek. Hadi az kaldı. O gayret. Frank. O kadar da çalışmıştı. Gerisini hallederim. Vay canına! Biliyordum, hava her yangını söndürebilir. Çok iyi. Frank'e bakın. Üstü başı seni sıkın. Yazık ona. Frank, takma kafana, olur mu? Üzgünüm. Ben artık gideyim. Siz miydiniz? Frank, sen ne yapıyorsun? Ne mi? Çiçekleri suluyorum. Bence bu işte daha başarılıyım. Belki hepten mesleğimi değiştiririm. Nasıl? Alice, Frank'in nesi var böyle? Emin değilim ama dönüş şokunu hala atlatamadı. Frank, hadi gel. Alıştırma yapmaya gidelim. Tamam mı? Hiç gerek yok. Bundan sonra hava tüm yangınların icabına bakar. Hayır, Frank'e ihtiyacımız var. Jun çok haklı. Sen bir itfaiye aracısın Frank. İtfaiye aracı. Yangın söndüremeyen itfaiye aracı. Böyle bir şey kimsenin ihtiyacı yok. Ne? Bu benim tanıdığım süper Frank'ti. Ben gidiyorum. Jun. Alice, ben biraz kafa dağıtacağım. Frank. Jun, lütfen beni bekle. Tanrım. Jun, hadi ama üzülme. Elimde değil. Frank beni çok üzdü. Frank yakında kendine gelecektir. Merak etme. Bu koku da ne böyle? Yangın! 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 Jun, sen iyi misin? Hayır, olamaz. Olamaz, yangın çıktı. Bu benim tanıdığım süper Frank'ti. Evet, doğru. Ben süper değilim çünkü.
Hava değil mi bu? Nereye gidiyor böyle alelacele? Yoksa bir kaza mı oldu? Oo, boş ver Frank. Hava gidiyor işte. Sana ihtiyaçları yok. Eyvah! Yangın tünelin içinde. Bunu ben söndüremem ki. Ah! İçeride kaç tane araba var? Emin değilim ama birkaç tane var galiba. Rocky, Frank! Gani içeride diye duydum, doğru mu? Frank nerede kaldı? Cevap vermiyor. Telsizini kapatmış olmalı. Ne? Oh, neredesin Frank? Hareket etmeyince hep uykum geliyor. Ha? Yaşasın, başardım. Aferin sana. Değil mi? Eğleniyorlar olsa gerek. Emek Frank! Öyle mi dersin? June. Aa, ne yapıyorum ben? Hadi ama ben itfaiye aracı Frank'im. Dikkat, tünelde yangın çıkmış. Kurtarma ekipleri olay yerine. Ne? İmdat, yardım edin. Gel bizi kurtar Frank. Lütfen Gani'yi kurtarın. Gani. Aa, olamaz. Daha fazla bekleyemeyiz. Hadi girelim. Hayır, girmeyin. Çok tehlikeli. Elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Ah, bir yolunu bulmalıyız. Ha? Ha? Ama bu ses. Frank. Yolu açın arkadaşlar. Yaşasın. Hadi. Frank kayboldu. Frank. Hadi. Hadi Frank. Kurtulabilecekler mi? Sen iyi misin? Bizi kurtarmaya geleceğini biliyordum. Aslında ben sana teşekkür etmeliyim. Senin bana duyduğun güven beni cesaretlendirdi. Frank. Arkadaşlar, endişelendirdiğim için özür dilerim. Size namım üzerine yemin ederim ki bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Evet. Sen en büyüksün Frank. Frank kendine bir daha asla arkadaşlarını tehlike anında yalnız bırakmayacağına dair söz verir. Mükemmel ikili Rocky ve Pet. Tayo neşeyle yolda gidiyor. Otobüs durağına yaklaşmış olmalıyım. Olamaz. Bu olamaz. Böyle bir şey kim yapabilir ki? Böyle bir şey kim yapar? Tam bir rezalet. Buna inanamıyorum. Aa? Bu tam bir rezalet. Üstü boyandığı için rezalet göremiyorum. Şimdi hangi otobüse bineceğimizi nereden bileceğiz? Güzergah şemalarını kim neden boyamış ki? Bu çok büyük bir saygısızlık. Hoş geldiniz efendim. Merhaba Pet, Rocky. Merhaba. Ne oldu, neden geldiniz? Bugünlerde biri otobüs yollarını gösteren şemaları boyuyor. O nedenle biz de araştırma yapıyoruz. Anladım. Yorucu bir iş olmalı. Tayo, birinin şemaları boyadığını görürsen polise haber ver. Baş üstüne. Neyse ben artık gideyim. Görüşürüz. Şimdi bakalım. Araştırmaya başlayalım. Ama nereden başlayalım? Bir ipucu bulabildin mi Rocky? Hayır. Farklı bir şey yok. Dur bir dakika. Evet. İşte bu. Şuna bakar mısın Pet? Daha önceki olay yerlerinin bilgilerini buraya yükleyince bir sonraki olay yerini tahmin edebiliriz. Bundan sonraki olay yeri 8 numaralı durak olmalı. Doğrusunu istersen ben bilgisayarlara o kadar güvenmiyorum. Bence en iyi yöntem hala yakın incelemedir. Hadi gel, gidelim. Tamam, pekala. Zanlıyı bulabilmek amacıyla Rocky ve Pet bütün gün araştırma yaptı. Her yeri araştırdık ama hiçbir şey bulamadık.
Bence bilgisayarın tavsiyesine uyup 8 numaralı otobüs durağında beklemeliydik. Araştırma dediğin şey genellikle zaman alır Ruki. Ah, sen hep böyle söylersin. Zanlı 8 numaralı durak civarında görüldü. Derhal oraya gidin. Ben sana demiştim. Demek ki haklıymışım. Ne? Hadi hızlanalım. Evet bakalım. Heh, Pet! Buradan sola dön. Sanırım böylesi daha kestirme olacak. İnan bana ben bu bölgedeki yolları herkesten iyi bilirim. Ama nereye gittiğimi biliyorum. Pekala. Olamaz, burada çalışma var. Ben sana söylemiştim. Navigasyon cihazı haklıymış. Hadi geri dönelim. Tamam. Ne zaman geliyorlar? Zanlı nerede? Neden bu kadar geç kaldınız? Birkaç dakika önce kaçtı. Olamaz. Pekala. O gece bütün küçük otobüsler garaj meydanında toplandı. Durakları nasıl karaladıklarını görmediniz mi? Tabii ki gördük. Bu çok kötü oldu. Bugün neler çektiğimi size anlatamam. Evet, birçok yolcu nereye gideceğini şaşırdığı için yanlış otobüslere bindi. Evet, ama ben onları karalamadan çok resme benzettim. Kelebekler ve çiçekler vardı. Bence güzeldi. Anlamadım. Ne? Neden bahsediyorsun sen? Otobüs güzergahlarını boyamak çok kötü bir şeydir. Biliyorum. Sadece her kimse güzel boyamış diyorum. Her neyse. Ruki ve Pet bunu yapan kişiyi görürseniz derhal polis merkezine haber verin dedi. Elbette. Aradan birkaç gün geçti. Çok yorgunum. Pet, devreye gezerek zanlıyı yakalayamayız. Bence bilgisayarın bize gösterdiği yerde bekleyelim. O bilgisayara benden çok güveniyorsun sen. Ama böyle durumlarda daha sık araştırma yapmamız gerekiyor. Yapma. Anlaşılan Pet ve Ruki hala zanlıyı yakalayamamışlar. Ruki! Pet! Tayo! Merhaba. Tayo! Neden bu saatte garajda değilsin sen? Şu anda oraya gidiyorum. Ruki, zanlıyı hala yakalayamadınız mı? Hayır. Hala araştırıyoruz. Ama hiç kolay değil. Pet beni dinlemiş olsaydı şimdiye kadar çoktan yakalamıştım. Ne dedin sen? Bilgisayara inanıp olay yerinde zanlıyı beklemek vakit kaybından başka bir şey değildir. Bence de ortalıkta gezinip durmak vakit kaybı. Üstelik çok yorucu. Pet, Ruki. Git kendi başına devriye gez. Bu kez bildiğim gibi yapacağım. Tayo, beni götürebilir misin? Ben mi? Nasıl istersen. Ben bölgede devriye gezmeye gidiyorum. Bu hiç de iyi işaret değil. Küçük otobüs Tayo. Sağ ol Tayo. Benim dönmem gerekiyor. Tamam. Pet ve Ruki. Acaba barışırlar mı? Herkes günlerde şu zanlıyı arıyor. Bu... Olamaz. İşte zanlı orada. Hemen gidip Ruki'ye haber vermeliyim. Peki ama ya bu arada adam kaçıp giderse? Neden beni gördüğüne o kadar şaşırdın? Sessiz ol. Şu durağa bak. Demek zanlı bu. Dinle Leni. Ben şimdi gidip Ruki'yi getireceğim, tamam mı? Sakın adamın kaçmasına izin verme. Ben mi? Ama nasıl? Sana güveniyorum Leni. Şu an başka çaremiz yok. Pekala, bir şeyler yaparım. Tamam o zaman, hemen gideyim. Tamam ama lütfen acele et. Yapabilirsin, başarabilirsin. Çizimler ne kadar da güzel. Bir ressamın elinden çıkmış olmalı. Kimin yaptığını merak ettim doğrusu. Eminim bu resmi yapan çok yetenekli biridir.
tamamlanmamış. Tamamlansa çok daha güzel olurdu. Peki tamamlamamı ister misin? Ay. Hayır korkma. Benim adım Andy. Andy mi? Bu resmi sen mi yaptın yani Andy? Evet. Aslında bu resmi çok beğendim. Harika çizmişsin. Sahi mi? ama neden güzergahların üstünü boyuyorsun? Aslında ben ressamım. Ama resim sergisi açmak çok pahalıya mal olan bir şey. Param olmadığından resimlerimi göstermek için başka çare bulamadım. Bu yüzden otobüs duraklarını boyamaya karar verdim. Böylece her gün çok sayıda insan eserlerimi görebiliyor. Anladım. Ama yine de güzergahların üstünü boyaman doğru bir şey değil Andy. İnsanlar bu yüzden resimlerinden nefret edebilir. Doğru, haklısın. Buna üzüldüm. Tek istediğim insanlara resimlerimi göstermekti. Neden boyayabileceğin daha uygun bir yer aramıyorsun peki? Daha uygun bir yer mi? Lenny! Sağ ol Tayo. Polis mi? Dur, ona durumu anlat Andy. Olduğun yerde kal. Olduğun yerde kal dedim. Ne kadar da hızlı. Çok üzgünüm. Olduğun yerde kal. Pet. Gerçekten çok üzgünüm. Senin karalamaların bir sürü soruna yol açtı. Tamam, hepsini kendim temizleyeceğim. Bunu yapmak zorundasın. Sağ ol Pet. Onu sen yakaladın. Ayrıca bölgede devriye gezme konusunda da haklıydın. Hayır. Asıl alkışı hak eden sensin. Zanlıyı sen buldun. Aslında onu bizim küçük otobüsler görüp bana haber verdi. Rocky! Pet! İşte geliyorlar. Onu yakaladınız mı? Evet, sayenizde çocuklar. Buna çok sevindim. Rocky, tıpkı Rogi'ye benzemişsin. Evet, renginiz aynı olmuş. Ne? Rogi mi? Ben? Andy! Rocky! Merhaba. Merhaba. Artık sokaklarımız Andy sayesinde çok daha güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Eserlerimi herkesin görebileceği yerlerde sergileyebildiğim için çok mutluyum. Buna çok sevindim. Neyse, gitmeliyiz. Devriye gezmemiz gerekiyor. Tamam. Rocky, en kestirme yol hangisiymiş bakar mısın? Tabii. Rocky ve Pet'in ekip çalışmasına her zaman güvenebiliriz. Çünkü birlikte çok güzel çalışıyorlar.